18 Mart, Milli Mücadele'nin 107. yıl dönümü bugün. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü bugün sabah saatlerinde çelenk sunma töreni ile başladı. Daha sonrasında Kartal Belediyesi ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenledikleri savaş eserleri sergisi gezildi. Sergiye Garnizon Komutanı Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda katılımcı katıldı. Sergi 18 Mart 28 Nisan aralarında açık olacak ve Kartal'da bulunan, Kartal dışında da ilçelerde de bulunan tüm okuldaki öğrenciler bu sergiyi gezebilecekler. Biz de şu cümleyle bitiriyoruz. Bugün aldığımız nefesi o gün verilen son nefeslere borçluyuz. Hem o sınav çadırını kurduğu yerden aldık. El bombası İngiliz. Top mermi ayar başları. 215'tir onun kaldırdığı mermi, o da bende var. 215 kilodur. Bunlar da yine İngilizlerin sarkı halinde, yine göreceğiz mermileri. Dünyada böyle bir şöyle bir savaş yok. Hava kullanılıyor, deniz kullanılıyor, denizin altı kullanılıyor, kara kullanılıyor, yağmurlar toprağın altı kullanılıyor. Beş unsurun kullanıldığı tek savaş muharebe Çanakkale. İşte o lağım kazısı esnasında biz de yapıyoruz onu. Orada kullanılan siper fenerler. Yeni iklim için arzayı kuruyor. Parça. Burada sergilenen en değerli, hepsi çok kıymetli. Ama İbrahim Nagi'nin günlüğü apayrı bir yer tutuyor bende. 21 yaşındaki bir genç değmenin Çanakkale'de yazdığı bir günlük ve şehit oluyor. En son işte düşman geceden beri taarruz ediyor. Allah hayreylesin. Şimdi onbaşım yaralandı, ben de muharebeye giriyorum. Allah'a ısmarladım diyor ve imzalıyor. Aynı gün şehit oluyor. Gerek Çanakkale'de 100 sene veya 150 sene veya dün doğuda veya güneydoğuda ölen veya savaşan askerlerimizin bizden ne beklediğini hep araştırın. İbrahim Naci bize bunu söylüyor. Unutulmaktan korkuyorlar. Şehit olmaktan değil. Çünkü İbrahim Naci İstanbul'dan yola çıkarken o defteri ilk sayfasına yazdığı not şu. Gelibolu Muharebatı günlüğümdür. Bulunması halinde bir şehit hürmetine Beşiktaş'ta şu nolu hanede Musa Kazım Efendi. Yani babasına bir şehit hürmetine emanet ediniz. Daha Çanakkale'ye giderken şehitliği kabul etmiş bir subayımız. Ölümden korkmaz. Ama onların korkuları unutulmaz. Bu büyük zaferimizi hem kutluyoruz hem de anlaşılmasını istiyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber Kartal'daki öğrencilerimizi de bu müzeye getirerek ziyaret etmelerini sağlayıp bu bilinci, bu ruhu onların da anlamasını istiyoruz. Kartallı çocuklar, Kartallı gençler ve Kartallıların da size sonsuz teşekkür borcu var. Thank you.
18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmaz bir an. Dolayısıyla bu anı çok iyi anlamak gerekiyor ve çok iyi anlatmak gerekiyor. Bundan tam 107 yıl önce atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, her birimizin ailesinin büyükleri savaşarak ülkeyi kurtarıyorlar. Ve bu Kurtuluş Savaşı öncesi de ona bir hazırlık gibi de belirtiliyor. Dolayısıyla orada on binlerce hikaye var, on binlerce anı var. Şu an bu sergide de bu sergiyi gezdiğimizde tek tek oradaki imkansızlıkları anlatan, oradaki sorunları anlatan, oradaki zorlukları anlatan bütün duyguyu şu an burada hissedebiliyoruz. Ve o dönemin zor şartlarında bir olmayı, beraber olmayı ve vatanı savunmayı hep birlikte yaşıyorlar ve o duyguyu onlara bir şekilde nakşeden, liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu zor şartlarda bu orduyu bir araya getirip o ruhu onlara yansıtmasının örneklerini de görüyoruz. Dolayısıyla atalarımızı minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onların bıraktığı bize mirası, birliği, beraberliği, dayanışma ruhunu tekrar Çanakkale'de hatırlıyoruz ve anlıyoruz. Bu müzemizi Kartalımızın çocuklarının gezebilmesi için de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber ilkokul, ortaokul, lise çağındaki öğrencilerimize açık olacak bir ay boyunca. Özellikle burada halka açık, çocuklara açık böyle bir serginin olması beni çok mutlu etti. 27 senedir ben resmi koleksiyonerim ama burası 3. sergi. Ben sergi açmıyorum ama bir şekilde çocukların görmesi lazım. Bugün aldığımız her nefes o gün orada, belki dün Doğu ve Güneydoğu'da sınır ötesinde verilmiş son nefesin bedeli. Yani bu topraklar için bedel ödemiş, bu atalarımıza kayıtsız kalma lüksleri yok bizim gençlerimiz. Yani bir şekilde bu bilinci onlara biz sohbetlerle, konferanslarla ve objeyle gösteriyoruz. Ama burada olması da tabii ki çok çok güzel oldu. Daha geniş bir kitleye ulaşacak inşallah. Yani teşekkür ediyorum Kartal Belediyesi'ne de ev sahipliği için. Başkanımızın da nezaketi için. Bir bilek burkulmasını, kırılmasını, toz, böcek ve aylarca çıkartmazlar dolapları. Yani dolapların hep sabit kalır. Dolapları şey çizme. Çizme. Kesinlikle çizme. Ama İngiliz'in de hakikaten şey, tam bir işlemedi. Bu şartlarda da yaptık bu işi. Bizim makine aldık genç. Maxim, İngiliz'inki de Rikers'tir. Onların tüfek, mermi, gaz yağı bidonu, orada ayrı. Sen de burada sıra bir şey.